1. Bugünkü Tevrat ve İnciller. Bugün dünyada Allahü Teala'nın varlığına inanan üç büyük din vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Dünyada tahminen 900 milyon Hristiyan, 600 milyon Müslüman ve 15 milyon Yahudi bulunduğu 1979 senesi milletler arası istatistiklerinde yazılıdır. Geriye kalan insanlar iki milyardan fazla ya Allah mefhumu bilmeyen bu da Hindu, Brahman ve benzeri dinlere mensup bulunmakta veya putlara, ateşe, güneşe tapmakta yahut hiçbir dini kabul etmemektedir. Son günlerde Amerikan neşriyatında Müslümanların 600 milyon değil 900 milyon olduğu bildirilmektedir. Nihayet Roma'da bulunan Cesi Centro Editoriale Studi Islamici İslam Taharriyatı ve Neşriyatı Merkezi'nin 1980 yılındaki neşriyatına göre dünyada Asya'da 592,3 milyon, Afrika'da 245,5 milyon, Avrupa'da 21 milyon, Amerika ve Kanada'da 6 milyon, Avustralya'da 0,5 milyon olmak üzere 865,3 milyon Müslüman bulunmaktadır. The Muslim Educational Trust İslam Merkezi'nin 1984 senesindeki İngilizce neşrettiği İslam kitabında Dünyadaki Müslümanların miktarının 1 milyar 57 milyon olduğu bildirilmekte. 46 İslam devletinde ve diğer dünya devletlerindeki Müslümanların miktarları verilmektedir. Bu miktarın her sene artmakta olduğunu istatistikler göstermektedir. Nüfusunun yüzde ellisinden fazlası Müslüman olan devletlerin sayısı ise 57'yi bulmaktadır. 21. asra girdiğimiz bu günlerde insanların içinde hala puta tapanların bulunması acınacak bir haldir. Bunun yanında Allahü Teala'nın varlığına iman eden üç büyük dine mensub olanların bir kısmı da inançlarını tamamen kaybetmiştir. Çünkü onların ellerinden tutan hakiki mürşit kalmamıştır. İlm ve fen öğrenerek yetişen gençleri din ve fen bilgilerinden mahrum, cahil din adamları vasıtasıyla din sevgisine kavuşturmak imkanı yoktur. Onları saadete kavuşturabilmek için zamanımızın fen bilgilerinde mütehassız, açık fikirli, dinini iyi bilen rehberlere ihtiyaç vardır. Biz bu kısımda tamamiyle bir taraf olarak hakiki Allah dinini arayıp bulmak ve dünyada bulunan iki büyük kitabın yani bugünkü Tevrat ve İncil'ler ile Kur'an-ı Kerim'den hangisinin hakiki Allah kitabı olduğunu ilmi usullerle tetkik ve tespit etmek ve bu hususta tereddüde düşen kimselere doğru yolu göstermek istiyoruz. Okuyucularımız şuna emin olsunlar ki bu tetkikler yapılırken tamamen bir taraf olarak hareket edilmiştir. Tetkik ettiğimiz İki büyük din kitabı, Kitab-ı Mukaddes yani Tevrat ve bugünkü İnciller ile Kur'an-ı Kerim'dir. Ahdi Atik ismi altında Kitab-ı Mukaddes'e ilave edilmiş olan Tevrat da İncil ile birlikte tetkik edilmiştir. Yani tetkik için ele aldığımız kitap bugün Hristiyan aleminde Kitab-ı Mukaddes, Evangelium ismi altında hakiki İncil'in yerine konmuş olan kitaplardır. Kitab-ı Mukaddes tek kitap değildir. İçinde evvela Ahdi Atik, eski Ahd kısmı vardır. Ahdi Cedid, yeni Ahd denilen ikinci kısmı ise Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın yazdığı İncil kitaplarını ve Luka'nın Resullerin İşleri kitabı ve Havariler ile Pavlos'un, Yakub'un, Petrus'un, Yuhanna'nın yazdıkları mektupları ile Vohi kitabını ihtiva etmektedir. Ahdiatik üç kısımdan müteşekkildir. Birinci kısım Musa aleyhisselama indirilen Tevrat zannedilen beş kitap olup Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniyedir. İkinci kısım Nevim, yani peygamberlerdir. Bu kısımda ilk peygamberler ve son peygamberler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar Yeşu, hakimler, Samuel, melikler, İshaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk Tsefanya, Haggay, Zekeriya ve Malaki'dir. Üçüncü kısım, Ketuvim yani kitaplar, yazılardır. Bunlar, Davud aleyhisselam tarafından yazıldığı zannedilen mezmurlar ile Süleyman'ın meselleri, Neşideler Neşidesi, Vaiz, Rut, Ester, Eyüp, Yeremya'nın mersiyeleri, Daniel, Ezra, Nehemya ve Tarihler gibi kitaplardır. Bütün bu kitaplarda mevcut olan hususları kim bildiriyor? Mütasıp Yahudiler ve Hristiyanlar ki aynı kitaplara inandıkları halde aralarında pek çok ihtilaflar vardır. Bunlar bu kitaplarda mevcut olan sözlerin Allah kelamı olduğunu iddia etmektedirler. Halbuki iyice tetkik edilirse bu kitaplarda mevcut olan sözlerin üç menbadan geldiğini kabul etmek icap eder. 1. Bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir. Çünkü burada bizzat Allahü Teala insanlara hitap etmektedir. Mesela onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve kelamımı onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek Tesniye 18'e 18 Ben Rabbim benden başka halaskar kurtarıcı yoktur İşaya İshaya iş 43'e 11 Ey dünyanın nehayetleri hepiniz bana teveccüh edin yönelinde kurtulun çünkü Allah benim, benden başkası yoktur. Eş'iya 45'e 22. Bu cümlelerin Beni İsrail'e gönderilen peygamberlerin kitaplarından alındığını zannediyoruz. Zira dikkat ediniz, Allahü Teala bu sözlerle bir olduğunu, oğul ve ruhul kuts gibi ilahların olmadığını, peygamberleri kendisinin gönderdiğini, ve kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığını beyan etmektedir. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in ikinci menbaını izah edelim. 2. Bu ikinci kısımda yazılı olan sözler peygamberler tarafından söylenilmiş olabilir. Mesela saat 9'a doğru İsa feryat ederek Eli Eli lama sabaktani yani Allah'ım, Allah'ım, beni niçin terk ettin diye yüksek sesle bağırdı. Matta 27'ye 46 İsa ona cevap verdi. Dinle ey İsrail! Allah'ımız Rab, bir tek olan Rab'dir. Markos 12'ye 29 Dikkat edin yine oğuldan ve ruhul kudüsten bahsedilmiyor. İsa ona dedi: Niçin bana kerim iyi diyorsun? Allah'tan gayrı kerim iyi yoktur. Markos ona 18. İsa Aleyhisselam tarafından söylendiği rivayet edilen bu sözler peygamber kelamı olabilir. O halde Kitab-ı Mukaddes'te Allahü Teala'nın kelamı ile peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat kelamları birbirine karışmış bulunmaktadır. Halbuki Müslümanlar Allahü Teala'nın kelamı ile Peygamber'in kelamlarını birbirinden ayırmışlar ve Peygamber'in aleyhümüsselavat ve teslimat kelamlarını hadisi şerif ismi altında ayrı kitaplarda toplamışlardır. Şimdi kitabı mukaddesin üçüncü kısmındaki sözlere gelelim. 3. Buradaki sözlerin bir kısmı İsa aleyhisselam'ın havarileri tarafından İsa aleyhisselam hakkında kaydedilmiş vakalardan bir kısmı bazı kimselerin sözlerinden, bir kısmı bazı tarihçilerin rivayetlerinden, bir kısmı ise kimin tarafından ve niçin söylendiği malum olmayan rivayetlerden ibarettir. Bir misal verelim. Uzakta yapraklı bir incir ağacı gördü belki onda bir şey bulurum diye onun yanına geldi. Yanına varınca üzerinde yapraklardan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. Markos 11'e 13. Burada bir kimse diğer bir kimseden bahsediyor. Anlatanın kim olduğu belli değildir. Ancak incir ağacının yanına giden zatın İsa aleyhisselam olduğu beyan edilmektedir. Bu satırları yazan Markos ise, İsa aleyhisselamı hiç görmemiştir. Buradaki diğer bir hususta, bu ayetin devamı olan on dördüncü ayette, İsa aleyhisselamın incir ağacına bir daha hiç meyve vermemesi için beddua etmesidir. Böyle bir şey asla düşünülemez. Zira, mevsimsiz incir vermek ağacın elinde değildir. Bir peygamberin Allahü Teala'nın yarattığı aciz bir ağaca mevsimsiz meyve vermediği için beddua etmesi akla, ilme, fenne ve dinlere zıttır. Bugün elde bulunan kitab-ı mukaddesin büyük bir kısmında kim tarafından söylenildiği bilinmeyen fakat muhakkak İnsan sözü olduğu hemen anlaşılan sözler çoktur. Bunları Allah kelamı olarak kabul etmenin imkanı yoktur. Şimdi lütfen elimizi kalbimizin üzerine koyarak iyice bir tefekkür edelim. İçinde bir kısım Allah kelamı, bir kısım peygamber sözü fakat büyük bir kısmı insanların muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap Allah kelamı olarak kabul edilebilir mi? Hele insan sözü olan kısımlarında türlü türlü yanlışlıklar bulunması, aynı hususu anlatanların birbirinden çok farklı ifadeleri, verilen rakamların birbirini tutmayışı ki bunlardan aşağıda bahsonulacak yanlışlar gösterilecektir. Bugünkü Tevrat ve İncil'lerin tamamiyle bir insan eseri olduğunu açıkça ispat etmektedir. Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 82. ayeti kerimesinde mealen onlar hala Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Eğer böyle olmasaydı içinde muhakkak ihtilaflar bulunurdu. Buyrulmuştur. Bu ne kadar doğru bir sözdür. Kitab-ı Mukaddes'te bulunan ayrılıklar, onun bir insan eseri olduğunu göstermektedir. Aşağıda ayrıca anlatacağımız gibi, Tevrat ve İnciller birçok defalar, dini heyetler, sinot, meclis-i ruhaniler tarafından tetkik edilmiş, tahsih edilmiş, değiştirilmiş, ıslah edilmiş, kısaca şekilden şekle girmiştir. Allah-u Teala'nın kelamı tasih edilebilir mi? Kur'an-ı Kerim vahiy olduğu günden bugüne kadar bir tek harfi dahi değişmemiştir. Kur'an-ı Kerim bahsinde göreceğiniz gibi bu hususun temini için her türlü çareye başvurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar değişmeden geldiğini en mutaassıf Hristiyan din adamları bile hasetlerinden çatlayarak itiraf etmektedirler. Allah kelamı böyle olur. Hiç değişmez. Bugünkü İncillerin Allahü Teala'nın kelamı yoksa insan eserimi olduğu hakkında sözü Hristiyan din ve fen adamlarına bırakalım. Moody İncil Enstitüsü'nden Dr. Graham Scrodgi İncil Allah kelamı mıdır? adlı kitabının 17. sayfasında diyor ki: Evet, Kitab-ı Mukaddes insan eseridir. Bazı kimseler neden olduğunu anlamadığım sebeplerden ötürü bunu inkar etmektedirler. Kitab-ı Mukaddes insanların dimağında teşekkül etmiş, insanlar tarafından insan dili ve insan eliyle yazılmış ve tamamen insan karakteri taşıyan bir eserdir. Kenneth Craig, Hristiyan din adamı olmasına rağmen şöyle demektedir. Kitab-ı Mukaddes'in ahdi cedid kısmı Allah sözü değildir. Burada doğrudan doğruya insanların anlattıkları hikayeler ve herhangi bir işin nasıl yapıldığını gören insanların görgü şahitliği vardır. Sırf insan sözü olan bu kısımlar, kilise tarafından insanlara Allahü Teala'nın kelamı gibi nakledilmektedir. Teolog Profesör Geyser, Kitab-ı Mukaddes Allah kelamı değildir. Fakat buna rağmen kutsal bir kitaptır demektedir. İncil'de yazılı hususlara bilhassa Allah, Oğul ve Ruhul Kudüs gibi üçlü tanrıya inanmayan papalar bile zuhur etmiştir. Bunlardan biri olan Papa Honorius, Üçlü Tanrı'yı katiyetle reddettiği için ölümünden 48 sene sonra İstanbul'da toplanan ruhban meclisi tarafından miladi 680 senesinde resmen lanetlenmiştir. İsa aleyhisselam'ın havarilerinden biri olan ve Pavlos ile birlikte Hristiyan dinini neşretmek için seyahatler yapmış bulunan Barnabas'ın yazdığı İncil ise birdenbire yok edilmiş ve bu İncil'de yazılı olan İsa aleyhisselam benden sonra bir peygamber daha gelecek. Onun ismi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem olacak ve size birçok şeyler öğretecektir dedi. Hakikati mutaassıp Hristiyanlar tarafından gizlenmiştir. Bu hususta daha geniş bilgiyi bu kitabın Müslümanlık ve Hristiyanlık kısmında bulabilirsiniz. Demek oluyor ki bugünkü kitabı mukaddes hakkında bütün garplı ilim adamlarıyla birlikte vereceğimiz karar şudur. Kitabı mukaddes Allah kelamı değildir. Allah kelamı olan hakiki Tevrat ve İncil bugünkü şekliyle tamamen başka bir kitap haline dönüşmüştür. Bugünkü İncil'de Allah kelamı olması düşünülebilen sözler yanında Başka kimseler tarafından ilave edilen birçok sözler, tahminler, rivayetler ve hikayeler vardır. Hele üçlü tanrıdan bahseden kısımlar imanın esası olan Allah birdir akidesine ve insanların aklı selimlerine hiç uymayan iddialardır. Tevrat ve İncil Yunancaya ve Latinceye tercüme edilirken o zamana kadar yüzlerce tanrısı olan Putperest Romalılar ve Yunanlılar tek tanrıyı çok az görerek onu çoğaltmak istemişlerdir. Bazı alimlere göre hakiki İncil'deki tek Allah itikadının Yunanca tercümede üçe çıkarılmasına Yunanlıların Eflatun felsefesine bağlı olmaları sebep olmuştur. Eflatun felsefesi her şeyi üçe böler. Mesela edep üç his kuvvetine dayanır ahlak akıl ve tabiat tabiat da nebat hayvan ve insan olarak üçe ayrılır eflatun esasda dünyayı yaratan kudretin tek olduğunu düşünmekle beraber onun iki yardımcısı daha olabileceğini ileri sürmüştür bu da teslis, üçlü tanrı fikrinin doğmasına sebep olmuştur. Bu nazariyeyi kabul eden birçok tarihçi vardır. Halbuki bugünkü Tevrat ve İncil'lerde bile birçok yerlerinde aşağıda göreceğiniz gibi Allah benim, Allah tektir, benden başka Allah yoktur sözleri bulunmaktadır. Bugünkü kitab-ı mukaddesler bile zorla içine sokuşturulan Üç tanrı akidesini, itikadını reddetmektedir. Bu üç tanrı fikrinin tercüme hatası olduğu da iddia edilmektedir. Bilhassa son günlerde üçlü tanrıya artık hiçbir kimsenin inanmadığını gören Hristiyan kilisesi Baba ve Oğul kelimelerinin büsbütün başka manalara geldiğini öne sürmekte ve tek Allah inancı üzerinde durmaktadır aşağıda bu tercüme meselesini tekrar ele alacağız. Bugünkü Tevrat ve İncillerin Allah kelamı olmadığı anlaşıldığı ve birçok Hristiyanlar da bunu bildirdikleri halde hala bazı mutaassı Hristiyanlar İncil'in her sözü Allah kelamıdır diye iddia etmektedirler. Bu gibi mutaassıplar için ancak şu sözleri söyleyebiliriz. Bakara suresinin 18. ayeti kerimesinde mealen onlar hakkı dinlemekten ve kabulden sağırdırlar. İmanı ve hakkı söylemeyen dilsizdirler. Doğru hak yolu görmeyen kördürler. Bu hallerinden rücu edip doğru yola dönmezler buyurulmuştur. Matta İncilinin 13. babının 13. ayetinde Gördükleri halde görmezler, işittikleri halde işitmezler ve anlamazlar demektedir. Şimdi İncil'i tekrar tetkik edelim. Her şeyden evvel bütün Hristiyanların elinde bulunan İncillerin tek bir İncil olmadığını söyleyelim. Bir Katolik ile İncil hakkında konuşmak isterseniz size hangi İncil diye sorar. Çünkü Katoliklerin, Protestanların ve Ortodoksların muhtelif İncil'leri vardır. Siz, nasıl oluyor da Allah kelamı olan İncil'in birçok cinsleri var diye sorarsanız, onlar biraz tereddüt ettikten sonra, efendim esasda İncil birdir, fakat tefsirlerinde farklar olabilir, diye soru ile alakası olmayan garip bir cevap verirler. Eğer tarihi tetkik edersek görürüz ki, İlk Roman Katolik İncili, Jeromeon Latin İncili, Vulgata'nın tercümesiyle 990 miladi 1582 senesinde Reims'te meydana çıkmış. 1609 senesinde Duaide tekrar basılmıştır. Bugün de İngilizce olarak RCV Roman Katolik versiyon Roman Katolik ifadesi ismi altında mevcuttur. Fakat bugün İngilizlerin elinde bulunan İncil, bu eski İncil'in çok değişmiş bir şeklidir. Çünkü 1600 senesinden bugüne kadar İncil birçok tebeddüllerden geçmiş, içindeki bazı kısımlar apokripa, yani doğruluğundan şüphelenilen kısımlar olarak çıkarılmış, bazı kısımları mesela Judith, Tobias, Baruh, Ester vesaire büsbütün kaldırılmıştır. Nihayet A.V. ve Otreset versiyon resmen kabul edilmiş ifade ismiyle son ve doğru İncil olarak neşr olunmuştur. Fakat birçok ilim adamları hatta meşhur başvekil Churchill bile bu İncil'in ifadesi son derecede bozuktur dedikleri için bir müddet 1611 senesinden kalan ve KJV (Kral James ifadesi) ismi altında meşhur olan eski İncile dönülmüştür. Nihayet 1952 senesinde İncil yeniden düzeltilmiş ve RSV (düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş ifade isminde) yeni bir İncil hazırlanmış. Fakat bu da kafi derecede düzeltilmemiş kabul edildiğinden. Bundan kısa bir zaman sonra 1391 miladi 1971'de çifte tahsihli İncil ortaya konulmuştur. Katoliklerin İncil'i de pek çok tahrifata, değişikliklere uğramıştır. Şöyle ki İbranice'den Yunanca'ya ve ondan da Latince'ye çevrilen İncil 325 senesinde Büyük Konstantin'in emriyle toplanan İznik Meclisi, 364 senesinde Lüdiciya Meclisi, 381'de İstanbul Meclisi, 397 senesinde Kartaca Ruhban Meclisi, 431'de Efesus, Efes Meclisi, 451'de Kadıköy Meclisi ve daha birçok meclisler tarafından tetkik edilip, her defasında yeniden tertip edilmiş, her defasında bazı kısımlar tebdil edilmiş, Ahdi Atik'te bulunan bazı kitaplar çıkarılmış, bazı meclislerde reddedilen bazı kitaplar ise kabul edilmiştir. Fakat 930 miladi 1524 senesinde Protestanlık meydana çıkınca bu kitaplar tekrar incelenmiş, yine değişiklikler yapılmıştır. Bütün bu müddet zarfında pek çok Hristiyan din adamı yapılan tercüme ve değişikliklere itiraz etmiş, Kitab-ı Mukaddes'in bazı kısımlarının ilave edildiğini ileri sürmüşlerdir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi İncil'in en eski şekli olan İbranice nüshasından yanlış tercüme edildiğini iddia edenler çok haklıdırlar. Zira İbranice'de baba kelimesi yalnız bir çocuğun kendi babası değil, aynı zamanda hürmete layık büyük bir şahsiyet manasına da gelmektedir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın amcası olan Azer'e Azer denilen babası denilmektedir. Çünkü asıl babası olan Taruh ölmüştü. Amcası Azer'in yanında yetişmiş ve o zamanki adete uyarak ona baba demişti. Türkistan'da hürmet edilen, merhamet edilen kimselere de baba denildiğini Reşahat kitabındaki konuşmalar göstermektedir. Biz Türkçede de ne baba adam diye bir kimseye duyduğumuz hayranlığı ifade ederiz. Oğul kelimesi de İbranice'de çok kereler bir şahsın rütbece veya yaşça kendisinden daha küçük olan fakat kendisine son derece bir sevgiyle bağlı bulunduğu bir şahsı tasvir etmek için kullanılmaktadır. Matta İncilinin 5. babı 9. ayetinde "Ne mutlu sulh edicilere zira onlara Allah'ın oğlu denecektir." denilmektedir. Görülüyor ki burada oğul kelimesi Allah'ın sevgili kulu manasına kullanılmaktadır. O halde hakiki İncil'de baba mübarek bir mevcut ve oğul da sevgili bir kul olarak beyan olunmuştur. Yani maksat üç tanrı değildir. Baba ve oğul kelimelerinin kullanıldığı yerlerden çıkan mana her şeyin hakimi ve maliki Allahü Teala'nın İsa Aleyhisselam gibi sevgili bir kulunu insanlara peygamber olarak gönderdiğidir. Akıllara ancak bugünlerde başlarına gelen Hristiyanların büyük kısmı hepimiz Allah'ın kulu, çocuğuyuz. Allah hepimizin Rabbi, babasıdır. İncillerdeki baba ve oğul kelimelerini böyle anlamak lazımdır demektedirler. İbranice olan en eski İncil nüshalarından birçok kelimelerinde yanlış tercüme edildiği aşağıdaki misallerden anlaşılmaktadır. Şöyle ki, 1. Ahdi Atik'in ilk kitabı Tekvin'in İbranice aslında Cenab-ı Hak'tan Allah yani bir L harfi eksik olarak Allah diye bahsolunmaktadır. Halbuki ikide bir de edilen, değiştirilen İncil'de bu kelime çıkarılmıştır. Yani Hristiyanlar, Müslümanların Allah'ına yakın olmaktan korkmuşlardır. 2. Ahdi Atik'in İbranice aslında, bakire, kız kelimesi yoktur. İsa aleyhisselamın doğumu hakkında eski İbranice nüshalarının İşaya kitabı 7. babı 14. ayetinde Rab size bir alamet verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğlu olacak ve onun adını İmanuel koyacak demektedir. Burada İbranice kız manasına alma kelimesi kullanılmıştır. Halbuki İbranice bakire, betula kelimesiyle ifade edilir. Bakire kız kelimesi Hristiyanların daha işine geldiğinden kız yerine bakire kız kelimesi kullanılmış ve Hristiyanlık alemine kutsi bakire manası aşılanmıştır. 3. Koyu müteassıp İngiliz papazları daha ileriye giderek Yohanna İncili'nin 3. babının 16. ayetindeki zira Allah dünyayı o kadar sevdi ki, biricik oğlunu yani çok sevdiği kimseyi verdi yani oraya gönderdi ta ki ona iman eden her adam helak olmasın ancak ebedi sonsuz hayatı olsun cümlesini zira Allah dünyayı o kadar sevdi ki kendisinin doğurmuş olduğu biricik oğlunu verdi ta ki ona iman eden herkes helak olmasın ancak ebedi hayatı olsun şekline sokmak bedbahtlığında bulunmuşlardır. Burada İngilizce begotten kelimesini kullanmışlardır ki bu kelime doğrudan doğruya doğurmuş manasına gelir. Halbuki bugünkü Kitabı mukaddesin birçok yerlerinde Allahü Teala'nın bir olduğu, İsa aleyhisselamın ise peygamber olarak gönderildiği yazılıdır. Bunların bir kısmını aşağıda zikrediyoruz. Dinle ey İsrail! Allah'ımız Rab bir olan Rab'dir. Markos 12'ye 29 Allah birdir. Ondan gayrı yoktur. Markos 12'ye 32 Tesniyenin dördüncü babının 39. ayetinde ve bugün bil ve yüreğine koy ki yukarıda göklerde ve aşağıda yerde Rab o Allah'tır. Başkası yoktur demektedir. Tesniyenin altıncı babının dördüncü ve beşinci ayetlerinde ise Rab bir olan Rabb'dir ve Allah'ın olan Rabbi bütün kalbinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin demektedir. Yine Tesniye'nin 32. babının 39. ayetinde de şimdi görün ki ben ben oyum ve nezdimde başka ilah yoktur demektedir. İshaya'nın 40. babının 25 ve 26. ayetlerinde beni kime benzeteceksiniz ki ben ona müsavi olayım kuddüs olan Allah diyor gözlerinizi yukarı kaldırın ve görün bunları gökleri kim yarattı demektedir yine İshaya'nın 43. babının 10. ve devamındaki ayetlerinde Rab diyor Siz şahitlerim ve seçtiğim kulumsunuz. Ta ki bilip bana inanasınız ve benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce Allah olmadı ve benden sonra olmayacak. Ben, ben Rabbim ve benden başka kurtarıcı yoktur. Rab diyor ve ben Allah'ım demektedir. Yine İshaya'nın 44. babının altıncı ayetinde Rab diyor, ilk benim ve son benim ve benden başka Allah yoktur demektedir. Yine İshaya'nın 45. babının 5. ayetinde Rab benim ve başkası yoktur. Benden başka Allah yoktur demektedir. Yine İshaya'nın 45. babının 18. ayetinde çünkü gökleri yaratan Rab, dünyaya şekil veren ve onu yaratan, onu pekiştiren ve onu boşuna yaratmayan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren Allah şöyle diyor: Rab benim ve başkası yoktur demektedir. Aynı babın 21 ve 22. ayetlerinde ise Ben Rab değil miyim? ve benden başka Allah yoktur. Benden başka hak Allah ve kurtarıcı yoktur. Ey yeryüzünde olanlar! Hepiniz bana dönünüz de kurtulun. Çünkü Allah benim ve başkası yoktur. Demektedir. Yine İşaya'nın 46. babının 9. ayetinde ise Allah benim, başkası yoktur. Ben Allah'ım ve benim gibisi yoktur demektedir İsa aleyhisselam'ın peygamber olduğuna dair İncillerden beyanlar Matta İncilinin 21. babının 10. ve 11. ayetlerinde İsa Yeruşalim'e Kudüs'e vardığı zaman bütün şehir bu kimdir diyerek sarsıldı ve kalabalıklar Galile'nin Nasıra şehrinden İsa peygamber budur dediler demektedir. Yuhanna İncili'nin 5. babının 30. ayetinde İsa dedi ki ben kendiliğimden bir şey yapamam. İşittiğime yani bana verilen vahye göre hükmederim. Kendi irademi bir şeyi yaptırmak arzusu değil, ancak beni gönderenin yani Allah'ın iradesini ararım demektedir. Matta İncil'inin 13. babının 57. ayetinde İsa Aleyhisselam onlara bir peygamber kendi vatanından ve evinden gayrı yerlerde de itibarsız değildir dedi demektedir. Yuhanna İncili'nin 8. babının 26. ayetinde Beni irsal eden, gönderen Allah'tır. Ben dünyaya ancak ondan işittiklerimi söylerim demektedir. Yuhanna İncili'nin 14. babının 24. ayetinde İşittiğiniz sözler benim değil, ancak beni gönderen babanındır.'' Yani büyük bir varlık olan Allah'ındır demektedir. Yuhanna İncilinin 17. babının 3. ayetinde "Ey Baba, ebedi hayat, cennet hayatı hakiki bir Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilmektir." demektedir. Yuhanna İncilinin 14. babının 28. ayetinde İsa aleyhisselamın baba benden büyüktür dediği yazılıdır. Resullerin işlerinin ikinci babının 22. ayetinde Ey İsrail erleri bu sözleri dinleyin. Nasıralı İsa'yı ve onun tarafından tasdik edilmiş olan adamı siz kendiniz de bilirsiniz demektedir. Üçüncü babının 26. ayetinde ise Allah her birinizi kötülüklerinden döndürmekle mübarek kılsın diye kulunu kıyam önce size gönderdi demektedir. Dördüncü babının otuzuncu ayetinde de mukaddes kulun İsa'nın ismiyle alametler ve harikalar olsun diye demektedir. Bu ayetlerde İsa aleyhisselamın peygamberliği ve Allahü Teala'nın vahyetmesiyle konuşmuş olduğu açıkça bildirilmektedir. Bütün bu cümleler bugün Hristiyanların elinde bulunan Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Yani ne kadar değiştirilirse değiştirilsin hala bugünkü Tevrat ve İncil'lerde muhakkak hakiki İncil'den kalma doğru sözler bulunmaktadır. Allahü Teala'nın İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak göstermek isteyenlere, hatta bu maksat ile Tevrat ve İncil'deki cümleleri değiştirmek küstahlığında bulunanlara karşı ne kadar gazaba geldiği, kuran ı Kerim'de Meryem suresinin 88-93. ayetlerinde mehalen şöyle beyan buyurulmuştur. Yahudiler ve Hristiyanlar, Rahman çocuk edindi dediler Ey resulüm sen onlara de ki ortaya büyük bir yalan attınız İsnad ettikleri o sözden neredeyse gökler paralanacak yer yarılacak dağlar dağılacaktı Halbuki Rahman'ın çocuk edinmesi onun azametine layık değildir Çünkü göklerde ve yerlerde hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelici olmasın. Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresi'nin üçüncü ayetinde Allahü Teala mealen buyuruyor. Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Nisa Suresi'nin 171. ayetinde mealen Ey ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar, Dininizde taşkınlık etmeyin. Allahü Teala hakkında doğruyu söyleyin. Ona iftira ederek İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyin. Meryem oğlu İsa Allahü Teala'nın resulüdür. Ol emriyle yaratılmış mahlukudur. Onu Meryem'e ilka etti. Ey Hristiyanlar, Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edin. İlah üçtür ve Allahü Teala üçüncüsüdür demeyin. Bundan sakınmanız sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek mabuttur. Çocuğu olmaktan münezzehtir buyurulmuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İncil'i değiştirenlere karşı Bakara Suresi'nin 10. ayetinde mealen şöyle hitap etmektedir kalplerinde şek ve nifak hastalığı vardır. Allahü Teala hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılıklarından dolayı elem verici azaba uğrayacaklardır. Bakara suresi 79. ayetinde mealen Vay tahrif olunmuş kitabı kendi elleriyle yazıp da onu birkaç kuruşa satmak için Allah tarafındandır diyenlere, vay ellerinin yazdıklarına, vay kazandıklarına buyrularak onların elim bir azaba uğrayacağını haber vermiştir.